150 milyon yıllık deve sineği. Taşlaşmış. Evet. Burada 54 milyon yıllık kemikli turna balığı. Hiçbir değişiklik yok. 145 milyon yıllık karides. Yine hiçbir değişiklik yok. 150 milyon yıllık yusufçuk. 23 milyon yıllık yengeç. 30 milyon yıllık tavşan. Burada 490 milyon yıllık deniz yıldızı görüyoruz. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Böyle binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca gösterebiliriz. Benim güzelim, sen boğaz içinde niye göstermiyorsun bir tane fosil? Değil mi? De bak, Adnan Bey arkadaşlarına göstert dersin. Ben şurada gösteririm. Al bir tane fosil göstert. Bak bizim fosillerimizin gerçek olmadığını söylüyorsun. Canımın içi. Ama hocana sorduğumuzda profesörlere, Boğaziçi'ne hepsi maalesef gerçek diyorlar. Ona ne diyeceksin? Hadi öyle olduğunu düşünelim. Bak 100.000'e yakın fosil depoda duruyor. Eğer yüreğiniz yetiyorsa getirip sergileyin. Evet, evet. 100.000. 100.000 üstünde fosil. Ayrıca siz daha önce istediğiniz fosili seçip alıp götürüp istediğiniz teknikle inceleyip gerçek olup olmadığına baktırabilirsiniz. Masraflarını karşılarız demiştiniz. Pek tabii ki zaten Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir imkan var, teknik imkan var. Fosilleri getirelim. Sen de oraya gel, hocaların da gelsin. Ama hocalar zaten bakar bakmaz maalesef doğru diyorlar. Ama yine de için rahatlaması için laboratuvarda da bakabilirsiniz. Ama fosil bağırıyor ben gerçeğimi. Olmasa devletin deposu dolu zaten. Bak 100.000 üstünde fosil var. Ve hepsi yaratılışı ispat ediyor. Kurtarırınız yok. Boğaz içine gelirim. Fikirlerimi, düşüncelerimi belgelerim. Efendim, bu kadardan bitireyim şiiri. Arkası Demir, biraz garip. Çünkü ben... Demirsoy'un kendi itirafı var. Ne diyor dedem? Bırakın öğrencileri, evrim teorisi dersi veren hocalarımızın dahi düşüncelerini değiştiremedi. Evrim kitabı yazmış, yıllarca Türkiye'nin en büyük üniversitesinde bu konuda ders vermiş saygıdeğer rahmetli bir hocamız, bir gün beni kimsenin olmadığı bir odaya çekerek, sana bir şey sormak istiyorum Ali'ciğim dedi. Buyur hocam dedi. Sen gerçekten evrimleşme olduğuna inanıyor musun? Dedi. Sizin kuşkunuz var mı hocam? Yıllarca bu dersi vermiş ve kitabını yazmış olmama rağmen ben pek inanmıyorum dedi. O an işimizin çok zor olduğunu fark ettim. Bak o güzel hanıma söyle. Hiçbir hocası inanmıyor. Öğrenciler de inanmıyor. Evet. İşin garip yanı kendi de inanmıyor. Evet. Ayıp olmasın diye çık burada konuşuyorsun. Yani sen zeki bir kızsın. Tesadüfler sonucu böyle milyarlarca varlık oluşur mu? Portakallar, mandalinalar, hayvanlar, inekler, kuzular, koyunlar ve hepsinin üstünde insanlar. Bunların tamamının tesadüfün olduğunu söylüyorsun. Bir tane delil gösterebilir misin diyorum. Yok delil yok diyorsun. Delil yoksa teori de yoktur. Bir tane delil göstermen lazım. Bir tane. Bak tık 10 trilyon parayı vereceğim. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nin güzel bir yeni bina yaptırırsınız, eğlence yapacağınız bir yerde, eğlenceli bir yer yaparsınız. Güzel olur. Döner, efendim gelir, döner teşkilatı, bedava döner dağıtılır 10 trilyona. Yani dünyanın döneri olur. Siz bak yapacağım bir tane, tek bir tane fosil ya. Abinden bunu esirgeme, bir tane. Bir tane Adnan abim var yani. Getir. Efendim? Fotoğrafı da olur. Getirsin bak 10 trilyon söz. 20 tane döner ocağı kurduracağım bu işin. 20 tane. Geceli gündüzü döner dağıtılacak öğrencilere. Manzara da güzel. Manzara da güzel. Yapacağım bir tane fosil getirmek. Bak rica ediyorum. Ama yok. Yok. Hepsi yaratılışı ispat ediyor. Bak bir proteinin tesadüfe meydana gelmesi ihtimali bilimsel olarak sıfır. Yani diyor ki bilim adamları, Darwinistlerin hepsi, bir proteinin oluşması için başka proteine ihtiyaç var. Dolayısıyla proteinin tesadüfen oluşma ihtimali sıfır. O zaman nasıl olabilir? Ancak yaratılırsa olur diyorlar. Evet. O zaman bu teori bitmiş. Güzeller güzeli, çırpınmanın ne alemi var. Yok Adnan abim kitap yapmış diyorsun. Milli Eğitim Bakanlığı da basmış, dağıtmış diyorsun. Hayırlı uğurlu olsun güzel. Ne var bunda yani? Aydınlanmışsın işte, bilgilenmişsin. Hakikaten benim broşürün aynısıydı o zaman Milli Eğitim Bakanı.
Milli Eğitim Bakanlığı'na göndermişler benim broşürleri. Peş peşe dilekçeler şeklinde. Milli Eğitim Bakanı madem aydınlanmak istiyorsunuz, bakanlık bassın dağıtsın dedi. Ve konu kökünden öyle oldu. Yıl 85. Şu fakir o zaman yeni göreve başladı. 1 milyon. Bak benim canımı kızdırmak için söylüyor değilim. Gerçeği söylüyorum. Bunlar gerçekler yani. Hepsi gerçek. Şimdi ODTÜ'lü evrimcilerin de fosillerle ilgili ikrarı var. Gerçek bakayım, olduğuna bakayım, dair. Bakayım.